Alalım ki ona Şimdi, göre konuşalım. E, muhabir arkadaşlarımız böyle bağlanıyorlar ki az önce de ifade ettiğim gibi hakikaten bizim önümüze ışık tutuyorlar. Evet. Şimdi Sercan'da tabii haberler vardır ama bu ara sanki biraz Beşiktaş'ta haber e, durdu gibi. E, tabii maçı da bıraktı. Şimdi e, önümüzdeki hafta içinde zor bir maç var Beşiktaş'ın. Var mı Sercan <laughs> böyle elinde e, güçlü bir haber, ses getiren bir haber, Ümraniye'den kulağına gelen bir şeyler var mı? Bilik bitmez Aykut İnce. Beşiktaş şu an sağ içine konsantre olmuş durumda. Ama sizin bıraktığınız yerden devam edelim. E, hep üzerinde durduğumuz La Liga ile ilgili Real Betis'in yanında Dorukan'la ilgili olarak en azından Dorukan'ın geleceği ile ilgili olarak Celta görüşmeleri de var Ahmet Bulut'un. Celta ile de görüşüyor Dorukan için. Artık e, biraz e, Dorukan ve Beşiktaş defteri kapanmak üzere. Bunun bilgisini verelim. En azından son bölümde Dorukan'la ilgili konuştuğunuz için bu takviyeyi yapmış olalım. Öte yandan bugün e, saat artık yarım saat önce uçak kalktı. Beşiktaş Malatya'ya gitti. E, bir yarım saat 45 dakika sonra inecek uçak. Montero ve Cenk Tosun götürülmedi Malatya'ya. Sakatlıkları devam ediyor. Cenk Tosun'un durumu biraz Malatya'dan döndükten sonra belli olacak gibi. Montero ile ilgili gelişmeyi öyle saatlerinde duyurmuştuk. Malatya'dan döndükten sonra çarşamba günü itibariyle Francisco Montero takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Onun geri dönüşü de özellikle savunma rotasyonunda önemli bir yere sahip. E, sakatlarla ilgili durum bu. İlk 11 ile ilgili e, bildiğiniz gibi Gezdal'ın bir sakatlığı vardı. E, Denizli spor maçında kadroda oldu ancak oynamadı. Sergen Yalçı tarafından ilk 11'e veya sonradan oyuna dahil edilmedi. Ancak artık yarın itibariyle yeni Malatya spor maçında Gezdal'ın İlk 11'e döneceğini söyleyelim. Gezal ilk 11'de oynayacak. Diğer kanatta ise Kayler'in, Forvet'te Abubakar. Aslında e, bilinmezin ve soru işaretinin olduğu tek nokta 3 orta sahadan biri. İkisi belli. Atiba ve Josef. Sergen Hoca'nın çok az değişiklik yaptığı iki isim. Ancak önünde oynayacak olan isim henüz belli değil. Birçok isim orada gündemde. At e, Mensa, Adem Lehiç, Necip Uysal. Bu tercihleri Sergen Yalçın düşünüyor. Henüz 10 numara pozisyonunda veya 2-8 arasında tercihini yapabilmiş değil. Biraz Adem'le hiç ön plana çıksa da e, yarın sürpriz açık bir nokta. Orta alanda Atiba ve Josef'in dışındaki üç isim. Savunma dörtlüsü aynı. Rıdvan'la ilgili bir parantez açalım. Yarın Rıdvan yedekler arasında olacak. Fiziki olarak kendisini toparlamış durumda. Sakatlığını komple atlattı ancak en sakalının performansından Oyun ritminden Sergen Yalçın memnun. Yarın yeni Malatyaspor maçında Valentin Rozi'ye bir, bir bekte. Diğer bekte En Sakal'a. Vida Wellington ve her zaman olduğu gibi Ersin. Bu Beşiktaş'ın yarın e, %90 gerçekleşecek olan ilk 11'i. Aykut İnce. Peki başka var mı? Müaldin abi sormak istedi. Sergena. benim. Senin yok. var mı abi? Sercan her şeyi anlattı. E, kardeşim kravatını değiştirmiş. İnce kravat takmış. Kırmızı kravatını çıkarmış. Sercan duyuyorsun ama herhalde Ama yüzler gülüyor Beşiktaş'ta Sercan'ın yüzleri gülüyorsa Beşiktaş'ta da yüzler gülüyor demektir Ama bu ara bir Ümraniye'de <laughs> bir haber geliyor tabi Do Çok gelmiyor ama Dor Dorukhan, Dorukhan mevzusu e enteresan Dorukhan mevzusunu sorayım süre doldu galiba değil mi? Başkanın da verdiği süre doldu O zaman demek ki e herhalde anlaşıldı Uğurlayalım bari çocuğa bir sorun yoksa beklemesin Tamam Var mı sorun? soru oydu yani Süre, süre gerçekten doldu mu? Hani, Hı. Dorukhan Duydun mu Sercan? Duydum Aykut İnce. Zeki abi süre doldu. Artık buradan sonra bir sürpriz beklemiyoruz. Şöyle olabilir en fazla. Dorukhan Avrupa'da Seltavigo tercihini, Real Betis tercihini veya Serie A'daki Udunez'e tercihlerini gözden geçirir. Olumsuz bir cevap verirse Beşiktaş'a tekrar geri döner. Sezon sonu masaya oturur. Ancak o düşünme tercihlerini zaten şu an neredeyse devre arasından bu yana yaptı. Sonuca ulaşmadı. Beşiktaş yönetimiyle de, içeriyle de konuştuğumuz zaman artık Beşiktaş'ın Dorukan'la ilgili ümidi, beklentisi çok fazla yok bu saatten sonra. Peki teşekkür ederiz arkadaşımıza. Ağzına sağlık Sercan. Dorukan meselesinde hala geç kaldığını yönetimin söylüyoruz, yorum yapıyoruz, dile getiriyoruz. Hani eğer gidecekse de Beşiktaş kulübünün bu oyuncudan para kazanması lazımdı benim mantığıma göre. Geçti. Halid Ünal'ın geçti artık. Ama geçti. ben de şunu söyleyeyim. Dorukan da ne bir Pelkas ne bir Mustafa Muhammed. Vazgeçilmez bir oyuncu değil. Yaptığını ben doğru olduğunu kabul etmiyorum. 900 bin euro az bir para değildi. Beşiktaş bütün şartlarını zorladı. Kalmasını istedi. Belki bu takım şampiyon olacak. Şampiyon takımın bir futbolcusu olarak Şampiyonlar Ligi görebilirdi. Yol açık olsun ne diyeyim Yolu yani olsun. şu anda... E, tercihini yapmış bir önceye de saygı duymak lazım ama Beşiktaş'ta eyvah Dorukhan gitti öldük bittik diyecek hali yok. Onun da dediğini zannetmiyorum. Yolun açık olsun diyecek o kadar. Aslında abi <laughs> biz notları karıştırırken acaba Beşiktaş'la ilgili bir şey mi söyleyeceksin? Yok Beşiktaş'la ilgili e, Not deme, ansiklopedi de. No, yok söyleyecek, söyleyeceğim şeyler var canım. Beşiktaş'la ilgili söyleyeceklerim var da Dorukhan konusunda e, bizi izleyenler gayet net biliyorlar. Eğer bir oyuncu sözleşmesinin biteceği senede Ocak ayını geçiyorsa sözleşme imzalamadan o iş olmuyor demektir. Mucizelere kalmış demektir. Evet. Ocak ayını geçmeyecek. Atacak Olsaydı imzayı... olurdu zaten. Olsaydı ah, olurdu zaten. Ee, tabii ki Beşiktaş'ın o konuda <laughs> bir araştırması var. Ee, zaten... E... Şey Zeki gazetede de yazmıştı Köln'ün hmm. Türk oyuncusu o konuda onun yerine onu ikame etmek istiyorlar öyle bir durum söz konusu. Şimdi o yani o konuda araştırmalar sürüyor 750 bin euro civarında bir rakam teklif etmişler oyuncu henüz düşüneyim demiş henüz daha belli değil. Şimdi gelelim asıl sorunu Beşiktaş'ın Zeki'nin de söylediği gibi. Elindeki 4-5 tane kiralık oyuncunun sorununu evet. çözmek. Evet. Çünkü eğer bunları çözemezseniz yeni sezona bambaşka bir kadro kurmanız lazım. Çünkü evet. bu oyuncular e, yani 3 tanesi banka oynayan oyuncu. Yani %30'un. Yani Roziye 1, Gezal 2, Mensah 3. Hadi Mensah çok fazla oynuyor diye sayma. E, Montero var. Yani alternatif evet. oyuncun. Ve bir de Cenk Tosun var. Evet. Yani bir beş, beş tane senin oyuncun var düşünmen gereken. Bu oyuncuları çözmen lazım. Ve bu oyuncuların çözümü konusunda da çok ciddi bir mali portre istiyor. Yani e, mesela Roziye için e, istenen 5 milyon euro. Hadi dörde ineriz sizin için diyorlar. Bir kere bonservisini alman için 4 milyon euro lazım. ki daha dramatik. Gezal'da. Resmen Leicester ayağa kalkmış vaziyette. Evet. Diyorlar ki bu oyuncuyu biz nasıl verdik? Evet. Nasıl verdik böyle bir oyuncuyu? Biz onu e, çok büyük umutlarla buraya getirdik. 7-8'den aşağı olmaz diyorlar. Ancak Beşiktaş ne yapabilir? Bir sezon daha kira. Mahrez'in yerine aldığımız oyuncuyu götürdük verdik diyorlar kendi elimizde. 7-8 milyon eurodan aşağıya alabilme ihtimali yok. Evet. E, şeyin sözleşmesi zaten 4,5 buçuk. %50'sini evet. 4,5'a veriyor Atletik Atletico Madrid, Madrid. Montero'nun sözleşmesini. Evet. Yani Beşiktaş'ı ha hani şimdi şöyle söyle düşünmesin Beşiktaş'lar. Ya bizim için ne kadar kara tablo çiziyorsun? Kara tablo yani değil. Gerçeği koyuyorum ortaya. Yani bu bu gerçekle e, Cenk Tosun için e, sanki Everton e, defteri yavaş yavaş kapanıyor. Yani bu noktaya yani geçen sezon kiraya ver, bu sezon kiraya ver. E, demek ki artık yani ben artık evet. orada e, Cenk'ten çok fazla yararlanmak istiyorum. Ancelotti öyle söylemiyor demek ki. Yani o çıkıyor sonuç olarak. Onun problemi aslında e, öyle bir durumda. Avrupa Futbol Şampiyonası başlamadan bir şekilde elin güçlü olacak, alacaksın Cenk'i. Orada şimdi goller atınca milli takımda başarılı olursa yine İnşallah sıkıntı, öyle yine olur sıkıntı da, olur. yani şey olmaz. Yani Beşiktaş Beşik Beşik açısından sıkıntı değil de, olur. Hani oyuncunun e, yani Avrupa'daki kalışı açısından önemli olur tabii. tabii. Onu söyleyeyim. Bir, bir de ama, ama hesap yapmıştın abi, o da akla çok yatkındı. Beşiktaş şunu 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 yaparsa o hesap, açılır. o hesap çok net belli zaten de o hesabı söyleyeceğim. Hatırladın değil mi? Tabii tabii, tabii. hatırlamaz olur muyum? Söyleyeceğim şimdi. <laughs> Olayın bir de mensah yönü var. Ben açıkçası Beşiktaş'ın mensah alacağını düşünmüyorum. Evet ben de. 4,5 milyon euro satın alma bedeli var. Net yani bu. Artık onun, evet. onun öyle bir şeyi yok yani. 4,5 milyon para. euro vereceksin. Ben açıkçası çok fazla o noktada umutlu değilim.